Ay görüşmeyeli arkadaşlar, odaklanmaya çalışıyorum yeni sisteme. Gözlerim gerçekten şiş. Saat şu an 9 bu arada, yani 8.30'da falan uyandım. Hala nasıl gözlerim inmedi anlayamadım. Şimdi gençler, görüşmeyeli Ramazan'a geldik. Hatta Ramazan ilk haftası falan bitmek üzere. Bitti mi acaba? Gün kavramım çok fena. Gerçekten günlerim artık birbirine girdi. Kesinlikle hangi gün, pazartesi, salı falan, öyle gitti bende hepsi. Kaç gündür evdeyiz bilmiyorum. Bu değişen yeni sistemde, yeni beslenme rutinimde çok soruyorsunuz bana, Ramazan'da nasıl besleniyorsun, sahurda iftarda ne yapıyorsun falan diye. Bir de şeyi çok soruyorsunuz, renkken ne yapıyorsun falan diye. O yüzden hazır o dönemdeyken onu anlatacağım size. Spora ben ara vermiyorum. Şu an oruca ara verdim. Tabii. Ama spor ara vermiyorum. O yüzden bu dönemde daha böyle verimli geçirmek adına, yani benim için hiç problem olmuyor. Durun, o sırada o yüzden bulletproof kahve ve su hazırlayacağım ki spordan önce yapabileyim. Şimdi bütün detayları anlatacağım. Çok karışık şeyler denedim. O yüzden balkona gidip oturup anlatacağım. Bekleyin. Limon su hazırlayacağım burada. Hala bana soruyorsunuz kahveyi nasıl yapıyorsun diye. Ben böyle Türk kahvesi için aldığımız kahvelerden bardağa koyuyorum. Bakın dibi şöyle dolana kadar. Biraz kahveye yoğun sevdiğim için mi? Sonra üzerine Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Bakın şöyle bir tatlı kaşığı kadar falan. Sonra kaynar suyumu ekliyorum. Bunu böyle bir güzel karıştırıyorum. Kadar. Normalde ben bunu bu şekilde içiyorum. Yani hiç sıkıntı yok benim için. Yağın ayrılmasıyla kahvenin birleşmemesi. Ama size hep söylediğim bir şey var ki asıl bulletproof kahvenin karıştırılması gerekiyor. Yani bunun kıvamının daha sütlü kahve gibi olması gerekiyor. Mikser gibi bir şeyde. Kahveyle yağı karıştırıp birbirinin içine girmesini sağlamanız gerekiyor. O yüzden son zamanlarda Instagram'da da sürekli gördüğüm süt köpürtücüden aldım. Bayağı kıytırık bir şey gibi görünüyor bu arada. Yani normal makine süt köpürtücülerden değil tabii ki, ama bardakta sadece yağla kahveyi karıştırmak için kullanabilmek adına bence gayet başarılı. Bakın şimdi. Miko. Sütlü kahve içiyorsanız ya da süt köpürtecekseniz de bu arada gayet başarılı oluyor. Sütü bayağı bir köpürtüyor. Hiç cüssesine bakmayın, gayet başarılı. Ben ama kahveleri hiç sütlü içmediğim için ben sadece yağı kahveyle iç içe geçsin diye bunu artık kullanıyor olacağım. Güzel değil mi? En sevdiğim kahve türü gerçekten. Bu kadar güzel kokamaz bir kahve ve bu kadar faydalı olamaz. Denemelisiniz. Gelin şimdi ben bunu içerken balkona gidelim. Orada ben size rutinimi anlatayım. Yeni rutinimi anlatayım. Bir hayli güneşli bir gün. O kadar güneşli ki ekranım karardı. Sizi şöyle koysam birbirimizi görür müyüz? Göremeyiz. Nasıl yapacağız? Hayallerim balkonda konuşmaktı. Şaka gibi ya. Sığamadık balkona. 10 saatte. Orada değil, ne güzel güneş ışığı vurur. Arkada rahat rahat koltuğa yayılırız. Sohbet ederiz. Rezalet. Kamerayı bir oturtamadım. Bir güzel ışık göremedik. Neyse, sakinleşiyorum. Hazırsanız başlayalım. Normalde. Kediler duyuyor musunuz? Ramazan'da ilk şeyi denedim. Sahura işte bir saat kala falan kahvemi hazırlayıp işte yine limonlu suyumu falan hazırlayıp spor yapıp sonra işte hemen duşa girip duştan çıkıp sahur yapıp uyuyordum. Ama bunu iki gün falan denedim. Rahatsız etti o saatte içtiğim kahve üstüne yaptığım spor üstüne yediğim yemek falan. Ya normalde yapmaz. Açma buradan. O yüzden dedim ki ben bu şekilde yapamayacağım. Sonra durumu şuna... Allah! Nasıl açıldın sen orada? Sonra şunu denedim. Tamam dedim, hani spor, kahve uykumu bölmesin. Ben direkt uyuyayım. Uyanınca sabah erkenden hazır vücudumdan, daha o yemek tamamen gitmemişken ve daha çok susamamışken sporu deneyeyim dedi. Bu arada yaptığım sporlar diye ne? Creatine. Creatine'e devam ediyorum. O yeni spor rutinim videosunda gösterdim size bütün detaylarıyla. Oradan bakın, tamam mı, ne yaptığımı. Sabah denedim. Çok güzel yaptım. Çok ilginç bir şekilde. Hiç böyle su mu çekme... Ya tabii ki su olsa içerdim ama hani su falan içemediğiniz için İçmeden de gayet iyi yaptım sporu. Ama o da beni gün içinde uyuttu. Yani bildiğiniz, normalde asla ben gün içerisinde uyuyan bir insan değilimdir. Öğlen falan hiç uyumayı sevmem.
bildiğiniz böyle bir Allah nasıl yorgunluğu bitirdi beni yani. Enerjimi aldı. Dedim ki tamam bu da böyle olmayacak. Sabah da yapamıyorsun spor. Kahvesiz ve susuzken Ramazan'da yapılabilecek bir şey değil. Sabah bence spora. Benim bünyeme gitmedi o. Sonra denedim en son. İftardan önce şeyden korkuyordum. Hani tam iftardan önce en aç olduğun zaman, en sus olduğun zaman nasıl spor gider acaba falan diye düşünürken iftardan önce denediğim spor en rahat oldu. Yani tam böyle iftara bir saat kala, bir saat 10 dakika kala, hatta işte ağır spor yapıyorsanız ve iftar öncesi duşa girmek istiyorsanız 1,5 saat önceden falan yapın. Ki duşu da aradan çıkartabilir. O zaman yaptığım spordan en çok verimi aldım. İnanır mısınız yani? Öyle susamadım. Yani tabii ki susadım ama sonuçta iftar olacak ve su içebileceksin ve yemek yiyebileceksin ya. Herhalde onun verdiği enerjiyle ve böyle bitirmeye yakın olan harcıyla. Çünkü spora başlarken 1,5 saat var. Sporun bittiğinde iftar gelmiş oluyor. Güzel bir zaman geçirme aracı oldu ayrıca spor yapmakta bu süreçte. O yüzden yani bende bu işe yaradı. Güncel olarak Ramazan'da ne zaman yapıyorsun spor diye soruyordunuz. Deneme yanılma, o yüzden cevap veremedim size. Neler denedim ya? İftardan önce sporumu yapıyorum. Kilo eating devam. Sadece şu an özel gün sebebiyle ara vermişken Oruca'da dedim ki sporu değiştir hani bir vücudunu şaşırt. 5 günlük challenge'a başladım şimdi. Yani tabii ki değişecektir. Herkes için aynısını söylemiyorum ama ben hep sorduğunuz bir soruydu bu. O yüzden buradan da genel bir cevaplamış olayım. Ben sporu hiçbir zaman bölmüyorum. Yapıyorum. Hatta bakın şu an olduğu gibi arttırıyorum falan. 5 günlük fitness blender'ın challenge'ına başladım. Ama hep yaptığım, yazın yapıp o karın kası yaptığım değil. Bu farklı. Strong Lean. Bunun da linkini aşağıya bırakıyorum yaptığım şeyi. Dün birinci günü yaptım. Bugün ikinci gündeyim. Günler geçiyor vızır vızır. O yüzden işte sabah yine kahvemi, suyumu içip o şekilde sporumu yapıyorum. Ama yemek düzenimi bozmadım. Yani yemeği yine de ailemle birlikte yiyorum. Bu hafta geçtikten sonra yine orucumu tutacağım için, iftar yapacağım için hani vücut o kadar da değişmesin istedim. Hep aynı saatlere alışmışken bir ay boyunca aynı saatlerde gitsin ki sindirimimi falan yapabileyim. Yani vücut da şok olmasın bu kadar. Yani bu su ve kahve içiyorum. Bir de gün içinde içiyorsam su içiyorum. Çünkü ağır bir spor olduğu için vücut bayağı su kaybediyor. Deli gibi terliyorum, birazdan göreceksiniz. Bu. Güncel olarak intermittent fasting'e aynı zamanda devam edip onun saatini de 20'ye çıkardım. Gece kaçta yediğinize bağlı yani. Ben o midem yandığından beri bu arada gece sahur yapmıyorum. Bunu kesinlikle önermiyorum bu arada hiç kimseye. Ama benim kesinlikle midesel bir problemim falan olmalı. Ben yapamadım. Midemi yaktı, uykularım kaçtı falan. Onun yerine ben iftarda ve iftardan sonraki 2 saat içerisinde falan diyeyim size yani. Yemek yemem 2-3 saat sürüyor. Yemekte de bu arada çorba içiyorum. İşte ana yemekten yiyorum vesaire. Bu arada size iftarlık bir tarif yaptım. Ama onu bu videonun içine mi koyarım yoksa ayrı bir video mu çekerim bilmiyorum. Instagram'dan birazdan size sorarım. Siz cevap verirsiniz. Ona göre ne yapacağımı karar veririm. Ha şey, intermittent fasting'de 20'ye çıkardım. Her gün onu yapıyorum zaten ama hani 20'ye bilerek çıkartmadım aslında. Hadi 20 saat yapayım diye olmadı. Bir baktım saatlere hep 20 saat yapıyorum. O yüzden dedim tam 20'ye çıkmış yani. Ayarlardan onu ayarladım sadece. Yoksa o ben intermittent fasting'de biraz daha kendimi zorlayayım. Hazır Ramazan. O yüzden 20 saate çıkarayım. Daha çok yağ yakarım falan. Kesinlikle böyle bir şey değil. Çünkü emin olun Ramazan ayında hiçbir şey takmıyorum. Gerçekten neredeyse bak sporumu yapıyorum. Olabildiğince kendime dikkat ediyorum. Vesaire ama boğazımdan kısmadım açıkçası. Şöyle söyleyeyim size, zaten gün içerisinde canım çok fazla şey çekiyor açken de. Burada kendimi dizginliyorum porsiyonlarla evet. Ama mesela ailemle sofrada oturup böyle yemek yerken evde ne piştiyse onu yiyorum. Asla ayırtmadım. Yani bir fazladan ekstra bir şey yaptığım oluyor ve ondan yediğim oluyor evet. Ama ben bu yemeği yemem de ben kendime yemek yaptım. Yapmadım. Yani bu Ramazan onu yapmadım açıkçası. O yüzden size beslenmeyle alakalı trikler veremeyeceğim. Çünkü annem arada pizza, arada lahmacun, arada o tarz şeyler yapıyor. Ve bayağı bir hamura doyduk bu sene. Ama dediğim gibi sporumu yaptığım için, sonrasında işte sahur da aslında yapmadığım için. Çünkü tok hissediyorum aynı zamanda ve bana yetiyor gerçekten. Normalde hiç yemediğim için böyle şeyler bayağı tıkıyor beni iftarda yediğim hamurlar, öyle söyleyeyim. Ekmek falan yemiyorum bu arada çünkü ekmeğe gerek yok kesinlikle. Pilav falan da yemiyorum ama hamur işine sardık. O yüzden bu challenge'a başladım. 5 gün 5 gündür dedim. Hadi dedim bu 5 günde kendini birazcık sars, biraz daha sert spor yapabiliyorken, suyun içebiliyorken. O yüzden öyle.
Çok hızlı konuştum. Resmen heyecanlı heyecanlı anlattım. Başka bahsedeceğim bir şey yok sanırsam. Şimdi izninizle spora başlayacağım. Karşınızda bunları da içmek istemedim. Çünkü saat kaçta izleyeceğinizi bilmiyorum. Sabah izlerseniz hadi ben şu sıra tutmuyorum diye sizi de mahvetmeyeyim değil mi? Karşınızda içecek halimiz yok. Üstüm değiştim. Spora hazırlanıyorum. Size aşırı değişik bir şey göstereceğim. Evde bir şey buldum. Louis Vuitton'un Cold Cellulite diye bir şeyi. Girip bakın bakın kutusu bu. Cold Cellulite. Açtım içini bu neymiş diye. Tamamen selülitle alakalı bir şey ama. Yani içi böyle gül suyu gibiydi. Allah Allah dedim. Cold diyor dedim. Bunu dedim nasıl kullanacağız falan. Sonra internette bir baktım. Buz kalıplarına koyuyormuşuz o sıvıyı. Koydum buz kalıplarına da. İnanır mısınız? Bakın böyle. Ondan sonra bu arada bakın burada da hep donmuş meyvelerim var. Ahududu, böğürtlen, muz. Bunlar hep sonra şey olacak. Dondurma. Her neyse konuya atladım yine. Sonra o buzları iki buz falan yetiyormuş. Sıkılaşmasını istediğiniz her yerinize. Yani ben bacaklarıma, göbeğime ve belki kollarıma denerim. Orada eriterek kullanıyormuşsunuz. Eridikten sonra içinden yağ çıkıyormuş. Yağı yani ortada kalıyor. O yağla da bacağınıza bir güzel masaj yapıyormuşsunuz. Hem yağ hem buzla yapılan masaj. Orada böyle kan dolaşımı deli dehşet oluyormuş ve gerçekten çok iyi sonuçlar alanlar olmuş. Evde bulduğum böyle şey bulmuş gibi birden karşıma çıktı. Sonra evde bir de fırçam var şey için, bacak için. Gratis'ten almıştım. O şey değil, Eda Taşpınar atkılı fırçası değil. Bir fırçaya o kadar para vermem arkadaşlar. O yüzden gayet normal. Yine aynı işlevi görebilecek neredeyse bir fırça var evde. Şimdi artık donmuşken de bunlar sporumu yapıp duşa girip, duştan çıkıp önce fırça sonra buz yaparım. Nasıl fikir? Bunu deneyeceğim. O yüzden size göstereyim dedim. Sırf size göstermek için bakın kutusunu saklıyorum. Şimdi artık atabilirim kutuyu çöpe. Hep buraya geliyorum ışığı güzel diye. Ömrüm mutfakta geçti. Çok komik spor sonrası. Bitirdim. Kameranın şarjı bitti şansımıza. Neyse ki kendim kafamdan hareketler yapmadığım için linkte bulabileceksiniz bütün hareketleri tamamıyla. Fitness Blender'ın en sevdiğim yanı şu. Özellikle challenge'larda. Mesela dün popo ve bacak üzerine çalıştırdı ve aşırı terledim. Hani böyle nefes nefese öldüm adeta. Ve bacaklarım, popom hala ağrıyor. Bugün mesela bunu bildikleri için kol çalıştırıyorlar. Kol ve sırt. Hiç o ağrıyan bacaklarınızı, yani bazı yerlerde bacaklarıma da tabii ki ağrı bindi. Hani dünkü kadar yormadı mesela. Yarın da başka yere odaklanacak falan filan. Hep böyle sizi dengeli dengeli götürüyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ve challenge'ları bence yapması bir nebze daha kolay oluyor bu şekilde. Hem de vücudunuzun her yere çalışmış oluyor. Böyle profesyonel şekilde.
Bir diğer konuda az önce değinmeyi unuttum. Normalde spor yaptıktan sonra ilk yarım saat, bir saat maksimum yani. Hatta bence yarım saat 40 dakika içerisinde bir protein almanız gerekiyor. Ki o hasar gören kaslarınız erimesin. Yani erimek yerine besine destekleyin ve büyüyebilsin ve güçlenebilsin diye. Şu an ben tamamen kişisel bile bile lades yaparak sadece hani akşam bizimkilerle iftara kadar bir şey yemiyorum. Siz doğrusunu bilin, tamam mı? Benim yaptığımı yapmayın aslında. Siz eğer böyle yapacaksanız mutlaka yaptığınız spordan yarım saat, maksimum bir saat içerisinde yemeğinizi yiyin. Protein ağırlıklı beslenin ki kaslarınız yıpranmasın. Tamam mı? Bunu da belirteyim şimdi. Çünkü hani kendim yapıyorum, sanki doğrusu buymuş gibi göstermiş olabilirim yanlışlıkla. Ama hayır, öyle bir şey yok. Bu tamamen benim yaptığım. Bunu da belirtmek istedim. Sizi kesinlikle yanlış yönlendirmek ve başınıza bir şey gelsin istemem. Böyle. Şimdi bu kadar. Duşa gireceğim. Sonra bir tane bölüm bitirme projemize dair halletmem gereken şeyler var. Görüşme falan yapmam lazım. Onları halledeceğim. Ne yapacağımızı göreceğiz zaten. Size bahsettiğim buzları kalıptan çıkardım. Bakın böyle erimeye bile başladılar. Bunları hemen yapacağım. Bu da dediğim fırça. Gratis'ten almıştım. Hem sapı var. Yani daha kolay bence kullanmanız. Atkılı fırçayı elinize geçirmeniz gerekiyor. Ben bunu kullanıyorum. Tahmin ettiğim kadar yağlı değildi. Yaptığım bayağı buz ve sanki buz olduğu için böyle dondurup direkt sıkılaştırmış gibiydi. Hoşuma gitti. Güzel kokuyor. Hafif bir kokusu var böyle. Ne gibi bilmiyorum. Çiçek gibi. Çiçekli olabilir. Eğer ki işe yararsa var ya, kurtulduk. Kurtulduk. Şimdi dizi izleyeceğim. Yeni dizilere başladım. Dizi film önerisi çekmiştim ya size. Onu izleyin. Dizi film. Orada bayağı şey var. Şu an şey izliyorum. Mad Men. Bayağı önceden beri aklımda olan bir dizi. Reklamcılık sektöründe olanları falan anlatıyor. Yani onlarla da bağlantılı. O yüzden hep aklımdaydı ama anca başlayabildim. Çok uzun, 7 sezon. Ve bir sezonda da 13 bölüm mü ne var yani. Daha 4. bölümde mi neyim. Birazcık kadınlara davranışları hoşuma gitmedi. Çok hani eski bir dönemde geçiyor ve böyle kadının söz hakkı yokmuş gibi. Biraz evde otursun sadece, hiçbir şey yapmasın. Erkek egemen, çok ataerkil, çok erkek egemen. Bir tek onu sevmedim, o kadar. Onun haricinde güzel akıyor. 5.30'da da ödevle alakalı, o dediğim bitirme kampanyasıyla alakalı şeyleri yapacağım. Zaman geçmiş olur akşama kadar. Acıktım biraz. Bu arada anket yaptım. Dedim yemek tarifi videosu dedim. Bu videonun içine mi gelsin, ayrı mı çekeyim dedim. %77 dedi ki vlogun içine koy, ayrı çekme dedi. O yüzden ben dizi izlerken siz de şimdi o gün yaptığım yemeğin tarifini izleyin. 4 tane patatesimiz var. 4 tane patatesi iyice yıkıyorsunuz, suya koyup kaynatıyorsunuz. Bir yanda peynir rendeledim. Kaşar yakışır diye, parmesan olsa çok yakışır ama yoktu. Üzerine de muskat rendeledim. Sonra haşlandı patateslerim. Onları aldım. O sırada peynir gözüme az geldi. Biraz daha peynir ekledim. Bayağı şöyle iki avucunuz kadar peyniriniz olsun elinizde. Muskat bir de çoktu zaten. Bayağı baskın bir kokusu olduğu için bu peynire anca yeterli gelecek bence. Ağzım sulandı tekrar bakarken. Patateslerimi bir güzel ezdim. Bu arada bu tarifi yaparken patateslerinizin soğumuş olması çok önemli. Çünkü hamuru patatesle yapacağımız için sıcak patates hamurunuzu cıvık yapacaktır. Bir güzel ezdiğim patatesleri mermere aldım. Üzerine de un ekleyeceğim. Normalde ölçüsü 1 kilo patatese 300 gram un. Ama ben ölçüsüz yaptığım için bildiğiniz kıvam alana kadar, yani böyle sert bir hamur olabilecek şekilde ununu ekledim. Keşke gönlüm isterdi ki tam buğday unu ya da yulaf unuyla yapayım ama evde yoktu maalesef. Üzerine sonra bu peyniri ve muskatı ekleyip bir tane de yumurta kırıyoruz. Ve bunu yoğura yoğura bir güzel hamur haline getiriyoruz. Hamurunuz çok yumuşak olursa, böyle elinize yapışırsa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Ama çok da abartmayın, tamam mı? Bu arada hamurun içine kimisi irmik koyuyor, daha doğrusu irmik unu. İrmik ununuz yoksa irmiği rondodan falan çekip ekleyebilirsiniz.
Veya içine koymuyorsanız da tezgah serpiyorsunuz. Ben tezgah serpmeyi tercih ettim. Çünkü unutmuştum bir. İkincisi irmiğim un haline gelmedi rondoda ve daha kalın parçacıklı kaldı. Her neyse. Sonra bunu böyle uzun ince yapıyorsunuz hamuru. Sonra bölüyorsunuz parçalara. Her böldüğümüz parçayı böyle şekil verip göreceksiniz birazdan. Minik 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 yapacağız. Şimdi bekleyin. Heh, gördünüz mü? O her böldüğüm parçayı da alıp sosis gibi böyle uzun ince hale getirdim. Sonra bunları da tekrar minik 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 bıçak yardımıyla kesiyoruz. Ki yani yerken kolay yiyelim değil mi? Güzel şekli şıklı olsun. Bu arada gnocchi'nin kendine has bir şekli var aslında. Bu şekilde birazcık ileride hazırlayacağımız sosun hamurun içine iyice işlemesini sağlıyor. Ama ben çok üşendim. Yani tek tek bunları yapmaya bir de iftara yetiştirecektim. Gerçekten çok zor olacaktı. Ama siz çok şekil vereyim istiyorsanız bir tane çatalın arkasını kullanarak gnocchi şeklinde verebilirsiniz. Bu arada nedir bu gnocchi derseniz bildiğiniz bir İtalyan yemeği. Yani İtalyan mantısı gibi bir şey bence. Hatta patatesli mantı bence bir nevi. Bizdeki sarımsaklı köfteye bence aşırı benziyor. Hatta sarımsaklı köftenin daha kolay yapılışı gibi falan diye konuştuk annemle de ben bunu yaparken. Pratik, değişik bir yemek yemek isterseniz bence mutlaka deneyin derim ben. Patlıcanlı domates sosu yapacağım. Önce zeytinyağında patlıcanları böyle küp küp doğrayıp altını çok açıp bu arada kızartıyorum patlıcanları. Altını çok açma sebebim patlıcan çok yağ çeken bir şey biliyorsunuz. Eğer ki altını kısık yaparsanız patlıcan bütün yağı çeker. Birazcık daha zeytinyağı ekleyip üzerine sarımsakları ilave ediyoruz. Güzel kavuruyoruz. Sonra domates sosumuzu ekleyeceğiz. Biz şey kullandık. Annemlerin yazın hazırladığı böyle konserve menemenlik domatesler vardı. Onları kullandık. Bayağı bir koyduk yani. Sos çok önemli bence çünkü. Yedirten şey sos olacağı için çok iyi. Sosumuzu bir güzel pişmeye bıraktık. Üstüne sonra karabiber, tuz artık ne istiyorsanız eklersiniz zaten. Diğer tarafta bu el emeği, göz nuru, canım topçuklarım birbirine yapışmasın diye unladım böyle aralarında. Sonra suyu kaynatıyorsunuz. Fokur fokur kaynayan tuzlu su, bak tuz da koyacaksınız içine. Fokur fokur kaynayan tuzlu suyun içine bunları bir güzel atıyorsunuz. 2 dakika kadar süre içinde bunlar suyun üzerine çıkacaklar. Suyun yüzeyine çıkması demek hamurlarınız pişti demek. Öyle olunca hemencik içinden alın ve sosunuzun içine ilave edin. Şunların şu bıcır bıcırlığına, şu güzel yüzlerine, gözlerine bakar mısınız ya? Aşırı tatlı. Sosla birleşince muazzam oluyor zaten. Allah. Sosla birlikte gnocchi hamurunun da böyle iyice güzel birbirine geçmesi için haşladığımız makarna suyuna, yani hamuru haşladığımız sudan birazcık içine alıyoruz. Ve altını açıp biraz fokurdatıyoruz. Efsane. Diğer bir tarafta da maydanozları böyle ince 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 olabildiğince ince tabii dilimledim, şey yaptım, kestim. Bunu da en son böyle üzerine pişirdiğim soslu gnocchi'nin üzerine serpiştiriyorum. Of mis gibi ya, var ya o kadar lezzetli ki ağlayacağım gerçekten. Keşke tekrar yapsam. Oldu bitti, bu kadar. Yapması bence çok pratik, yemesi ayrı güzel. Bu arada size bir ipucu, yani bence tamamen damak zevkinize göre değişecektir ama ben sıcakken değil böyle soğuk buz gibi de değil de yani ılık soğuğa daha yakınken daha çok beğendim lezzetini. Çünkü patates, hamur işlerini falan ben hep genelde daha soğuk severim. Siz de mutlaka soğuk da yemeyi deneyin. Bayılabilirsiniz gerçekten. Bu arada artan hamurumu haşladıktan sonra soğumaya aldım ve üzerine zeytinyağı gezdirdim. Biraz ki birbirlerine yapışmasın. Bir güzel karıştırdım. İyice soğuduktan sonra da buzdolabı poşetine koyup buzluğa attım. Daha sonra bunu direkt buzlu buzlu çıkarıp sıcak suya atıp o böyle hani tekrar bir ısınınca hazırladığım bir diğer sosun içine karıştırıp kullanabilirim ilerleyen günlerde. O yüzden aklınızda olsun, hamurunuz çok olursa falan hiç dert etmeyin. Direkt buzluğa atabilirsiniz. Bu da benim iftar menüm. Vallahi kültür karmaşası yaşadık ha. İtalya'dan gnocchi, Türkiye'den yaprak sarması, anneciğimin canım yavrum ev yapımı yoğurdu. Karnımızı doyurduk. Bu da böyle bir menüydü. Evet.
Hello, sizle görüşmeyeli ne yaptım biliyor musunuz? Dizimi bitirdim, hem de 3 bölüm falan izledim, bayağı izledim. Çok güzel dizi, sarıyor. Sonracığıma görüşmemi hallettim. Kampanyayla alakalı bir tane görüşme yapmam gerekiyordu, onu hallettim. Sonra Defne ile Netflix Party'den Michelle Obama'nın kitabından uyarlama kendi belgeseli çıktı yeni. Benim hikayem diye. Onu izlemeye başladık. Şu an 48 dakikası kaldı ama iftar olacak. O yüzden ara verdik. Ona tekrar devam ederiz diye. Netflix Party çok tatlı bir şey. Chrome üzerinden indiriyorsunuz. Sadece yerime olarak ekliyorsunuz. Yerime olarak ekleyince bir link veriyor size. O linkle arkadaşlarınıza gönderdiğinizde işte birden fazla kişiyle aynı anda izleyebiliyorsunuz. Sen durdurduğunda ekranın karşındakinde ekranı duruyor. Yanında chat oluyor. Oradan konuşabiliyorsun falan. Baya tatlı. Baya sevdim. Genelde Defne'yle falan bir şey izlerken onun üzerinden izliyoruz. Peki saçımın bu kikomancı topluluğu dışında ne diyorsunuz evin içerisinde? Arkadaşlar iftar menümüzde. Dediğim gibi sizlere yediğim içtiğimi pek fazla ayırmıyorum açıkçası. O kadar da hepsini çekmek istemiyorum. Patatesli börek var. Patatesli mantarlı annem karışık bir şeyler yapmıştı. Ondan var. Çok yedim zamanında, o yüzden yemeyeceğim bugün. Zeytinyağlı sarmamız var. Annem değişik bir çorba yapmış, ondan var. Böyle yoğurt çorbası, içinde erişte, yeşil mercimek var. Naneli falan. Güzel bir çorba. Daha okunmadı. Burada ıspanak var. Normalde annem hep yumurtalı ıspanak yapar. Artık pirinçli denedi ve bayıldı. Size de oluyor mu iftar zamanı tıkanmak? Mesela normalde ben yarım kepçe çorbayla doyacak insan mıyım? Değilim ama işte insanın nefsi köreliyor. Daha hızlı doyuyor. Güzel. Vücudumuz arınıyor. Dinleniyor. Güzel. Hadi kapatıyorum artık. See you. Defne ile... ben hazırlanıp dışarı çıktım ve o kadar heyecanlı hazırlanıp dışarı çıktım ki kamerayı yanıma almayı ve size herhangi bir şey söylemeyi unuttum. Dedik ki Defne ile dedik akşam da bir yürüyüş mü yapsak acaba diye. Sonra hazırlandık işte, direkt iftar sonrası yürüyüşe çıkacağız birlikte. Ama deli gibi yağmur yağıyor ve yani çok heyecanlı. Çünkü uzun bir zamandan sonra ilk kez. Işık çok parlak. Oh my god. Bizi umarım burada oturmadın. Evet. Bu ne? Börek. Ben de getirdim pide. Evet. Aşırıyız. Yiyeceksin. Aşkitosu. Şimdi yürüyüşümüzü yaptık. Bayağı bir oraya bir buraya yürüdük. Aşırı yağmur var dışarıda. Bak görebilecek misiniz? Bayağı zaman geçti valla. Güzel bir BFF aktivitesinin ardından. Özlemişiz valla. Ve en son Üzüm İşko ile buluşmuştuk karantina öncesi. O zaman 6 vaka vardı ve koşarak eve gitmiştik. Ama çok şükür her şeye evde kaldık. Mesajını verdi. Döneriz diye. Bu arada maskesiz görüyorsunuz diye yapmayın. Vallahi bak, ben de inmeden maskeyi takıp dışarıda çıkarıp atıp arabaya öyle bindim. Haberiniz olsun. Arabada da kolonyamız var. Sıktık. Tam steriliz. Gidiyoruz. Evet, aynen o şekilde. Öptüğümüz. Gözlerimi görüyor musunuz bak? Telefona bakmaktan resmen gözlerim şişti. Eve geleli çok oluyor. Bu arada dışarı çıkacağım diye benim halka küpe falan takıp böyle birazcık heyecanlı süslenmiş olmama ne diyeceksiniz? O kadar heyecanla evden çıktım ki kamerayı yanıma almayı unuttum ama telefonla az buçuk bir şeyler çektim. Zaten BFF sohbeti yaşadığımız için ve hava çok yağmurlu olduğu için yürüdük sadece. Ay güzeldi, çok iyi geldi. Vallahi inşallah düzelecek her şey, bakalım. Her gün sanki ben bu şekilde çıkıyormuşum gibi anlaşılmak istemem kesinlikle. Defne ile onun da söylediği gibi yani bayağıdır hiç görüşmedik ve bayağıdır ben kimseyle de görüşmedim, o da kimseyle görüşmedi. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacımız vardı galiba. Bu kadar. Şimdi söyleyecek bir şeyim var mıydı yok muydu? Vallahi hatırlamıyorum, çok uykum geldi. Bilincimi kaybettim. Uykum gelince ben çok saçma konuşurum ve cümleleri toparlayamam. Bunu biliyor muydunuz? Kesin daha önce bahsetmişimdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Aklımdasınız. Müsait olsam böyle hep çekeceğim zaten ilk hafta gibi ama gel gör ki değilim işte. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Olur mu? Hoşçakalın.